Babam bana her zaman yaşadığımız hayatın aslında bir dizi yolculuktan ibaret olduğunu söylerdi. Ve bazılarının pürüzsüz ve harika olabileceğini anlatırdı. Ama bazıları ise sadece zorluklardan ibaret olup büyük sıkıntılarla dolup taşacaktı. Ve bütün bunlar açgözlülüğün ve kötülüğün karanlığı tarafından kuşatılmış zorluklarla dolu yolculuklar haline gelecekti. Ve biz bu zorluklarla mücadele edecektik. Eğer bizim bu zorlukların üstesinden gelecek cesaretimiz varsa, her yolculuğun sonunda bizi harika şeyler bekliyor olacaktı. Atlarımız zamanında durabildiği için çok şanslısın. Yoksa şu an atalarının yanında olacaktın. Aptal kız, ölmek mi istiyorsun? Lütfen şu hizmetkarınızı bağışlayın. Sorun değil. Sen iyi misin? Ne cüretle prensin yüzüne bakarsın? Majesteleri. İndir gözlerini. Lütfen beni bağışlayın. Majesteleri, gitmemiz gerekiyor. Majesteleri. Baba. Sonsuza dek hizmetkarınızız majesteleri. Oğlum döndün. Baba. Ben iyiyim oğlum. Sen bana Çinli'ye giden vergi kervanından haber ver asıl. Kervan 3 gün önce yola çıktı baba. Lütfen sen bunun için hiç endişelenme. Şu anda en önemli mesele senin sağlığın. Prens doğru söylüyor. Lütfen sağlığınızı düşünün majesteleri. Ulusumuz kralları olmadan yapamaz. Biliyorum ama ülkenin işleriyle ilgilenmeliyim. İlgilenirim baba. Prensimin isteği buysa onun hizmetindeyim. Ama korkarım haset baronlar ve hoşgörüsüz mandarinler gençliğinizi bahane edecekler. Bu yüzden bir an önce kraliçenizi seçmenizi öneririm. Saçmalık. Babam burada hasta yatarken bir eş seçmeyi nasıl düşünebilirim? Oğlum sen başbakanın tavsiyesini dinle. Çünkü yıllarca bana büyük bir sadakatle hizmet etti. Ve sen kendine ait bir aile kuramadığın sürece ben asla huzura eremem.
Prensim. Acil bir mesele var. Şinla'ya gönderdiğimiz kervan çalındı efendim. İşte oldu. Hadi git şimdi. Elimden pirinç yemek için geri gel, tamam mı? Sakın uzaklara gitme. Demek söylediklerimi anlıyorsun. Biliyor musun? Babam hep bana Tanrı'nın her zaman adil olduğunu söylerdi. Bizden ne zaman bir şey alsa yerine başka bir şey verirmiş. Daha bu sabah çok korkuyordum. Ama sonra... Tem! Beni mi çağırdın anne? Aa, ona binlerce kez söyledim. Karides yakalamak çok kolay. Hiçbir zorluğu yok. Ama beni hiç dinlemiyor ki. Baban genç yaşta öldü. Ve ben de kötü üvey anne rolünü oynamak istemiyorum. Ama çok fakiriz. Ve hizmetçi tutamayız. Bu yüzden kimin gidip Karides yakalaması gerekiyor? Bütün gün aylaklık mı edeceksin? Ha? Anne çok üzgünüm. Aslında bir sepet dolusu karides yakalamıştım. Ama biri onları almış olmalı. Çok özür dilerim. Ne? Sen ne söylemeye çalışıyorsun? Anne, orada ben ve Tem'den başka hiç kimse yoktu. Sadece bana hırsız demeye çalışıyor. Hepsi bu. Hayır, söylemeye çalıştığım şey bu değil. Anlıyorum. Söylemeye çalıştığın annem beni iyi yetiştirmedi, öyle mi? Bana iyi şeyler öğretmedi, hayır, öyle mi? Hayır, hiç değil. Ne? Söylemeye çalıştığım şey bu değil. İyi yetiştirilmediğimi anne, söylüyor yani. Anne, anlamıyorsun. Çok üzgünüm. Bunu söylemeye göreceğiz. Söylemeye çalıştığım şey bu değildi anne. Gerçekten. Bunu söylemeyecektim. O halde neydi? Neydi, söyle hemen. Hı? Hı? Konuş! Konuş! Anne, ev işleri için ona ihtiyacımız var. Onu ölene kadar döversen sonra ne yaparız? Bütün kasaba biliyor ki seni yetiştirme yükü benim omuzlarıma kaldı. Seni tembel, domuz kapalı, şımarık velet. Sana ders vermezsem sonra arkamdan gülüyorlar. Hemen yıkıl karşımdan. Peki anne. Bu nasıl olabilir? Bağışlayın majesteleri. Garnizonum olayı araştırıyor. Ama unutulmaması gereken en önemli şey şu anda Shin Liao'nun muhtemelen çok kızgın olduğudur. İyi ilişkilerimizi sürdürebilmemiz için bu yıllık vergiler çok önemli. Babam böyle hasta yatarken bunun olmasına nasıl izin verebildim? Majesteleri, eğer kervan saldırıya uğradıysa biz de başka bir tane göndeririz. Gecikme sorun olmaz. Öyle değil mi? Öyle umalım. Majesteleri, acaba Çinla Prensesini yaklaşan etkinliklere davet etmeyi düşünür müsünüz efendim? İyi ilişkilerimizi pekiştirmek için güzel bir fırsat olur. Majesteleri, Tren Beng'e yürekten katılıyorum. Önerdiği şeyi yapmanız gerek...
Hadi buraya gel. Gel ve ellerimden pirinç ye. Sakın, sakın uzaklara gitme, tamam mı? Sakın söyle. Ben zaten biliyorum. Mandalara bakmaya gittin ve Kam senin kaya balığını öldürdü. Öyle değil mi? Bu senin hatan. Bunu sır olarak saklamanı söylemiştim. Sense ailenin öğrenmesine izin verdin. Her şeyi yukarıdan gördüm. Ama ne yapabilirdim ki? Cennette işler nasıl yürür bilirsin. Biz cennettekiler ölümlülerin sorunlarına karışamayız. Hüsrana uğramış bir böcek gibi öylece kala kaldım. Dinle. Ne sürekli ağlayıp durmaktan bıkmadın mı? Seni gözetmekten yoruldum. Sen yorulmadın mı? Biraz sessiz ol. Ben de bu soruna bir çözüm bulayım. Tamam, şöyle yapacağız. Gidip bana 4 tane kavanoz bul. Boyları aynı olsun. Sonra da gidip balık kılçığı bul ve onları buraya getir. Onları kavanozlara koy ve sonra da bahçenin 4 bir yanına göm bakalım. Ama peri baba... Bekle. Şunu soracaksın değil mi? Ama peri baba, kılçıkları nereden bulacağım ben? Bildin mi? Tahmin etmesi kolaydı. Peki sana yardım edeceğim. İşte. Şimdi git göm onları. Böylece onlar senin için çok faydalı şeylere dönüşecek. Ama sakın unutma, bunu kesinlikle sır olarak saklayacaksın. Tamam mı? Teşekkür ederim peri baba. İşte senden duymak istediğim buydu. Tamamdır. Artık ben kaçtım. Dinleyin. Hey! Çekil şuradan. Evet, ben bakacağım. Çekilir misin? Ben de görmek lütfen istiyorum. Lütfen gitme arkada. Yüksek sesle okuyamam. Açılın! Ne yazıyor lan? Tamam, sakin olun. Tamam, dinleyelim bir şey. Sakin olun, biri okusun dinleyelim. Evet, sessiz tamam, olun. Tamam, susun, bir hepiniz beni çok iyi dinleyin. Bu majestelerinden bir duyurudur. Köpek yılının yaklaşan ayının 5'inde saray özel bir şenlik düzenleyecektir. Hey, yaşasın! Kralın isteği prense bir eş seçmektir. Bu yüzden siz bütün kadın ve kızlar ister alt tabakadan olun, ister yüksek tabakadan kraliçe olma şansına sahip olacaksınız. Kim olursanız olun, o gün meşgul değilseniz gelin ve bize katılın. Eğer müsait değilseniz yine de gelin. Muhteşem bir şenlik olacak. Anne! Anne!
Yine ne var? Kral prense eş seçmek için bir şenlik düzenliyormuş. Yine hayallere mi daldın yoksa? Bu neden umrunda senin? Ama anne, prens bütün köyü davet etti. Ne dedin sen? Alt tabakadan bile herkes davetli. Yani bunun anlamı sen bile kraliçe olabilirsin. İşte sana bir fırsat. İşte bir fırsat Kem. Anlıyor musun? Elbette. Ne de olsa bütün köyde senin kızından daha güzeli yok. Sadece bu köyde değil. Yanza'da, Cuda'da, hatta başkentte bile benim değerli kızımdan daha güzeli yok. Dur sana bakayım. Dur biraz. Ne oldu? Şenlikte bütün o prensesler en güzel kıyafetlerini giyecekler. Benimse sadece bu elbisem var. Bütün şenliğin en güzel ve en göz alıcı kızı olmak istiyorum anne. Olamazsam ölürüm. Duydun mu beni? Ölürüm işte, ölürüm. Tamam benim değerli kızım. Sana şehirden en iyi elbiseyi ısmarlayacağım. Hayır. Başkentin en iyi terzisi dikecek elbiseni. Böylece kızım oradaki en güzel kız olacak. Oradaki en güzel kız mı? Anne, şenlikler kulağa çok eğlenceli geliyor. Anne, biri daha şenliklere katılmak istiyor. Anne, lütfen izin ver de ben de gideyim. Anne, izin ver gitsin. Ama önce işlerini bitirmesi gerek. Anlaşıldı mı? Öyle olsun. Madem geleceğin kraliçesi gitmeni istiyor, kraliçenin annesi de sana bir fırsat verecek. Eğer vermezsem dırdırından kurtulamam. Tabii o günkü işlerini bitirmen koşuluyla. Şimdi yıkıl karşımdan. Hadi yürü bakayım. Annesinin bir taneciği, tatlı kızım benim. Bir taneciğin saraya gidiyor. Majesteleri, siz ne yaptınız majesteleri? Ülkedeki genç kadınları davet ederek şenliklere yardım ediyordum. Aralarından seçim yapabiliriz. Ama köylü sınıfını davet ettiniz. Onlardan biri nasıl kraliçeniz olabilir ki majesteleri? Neden olmasın? O insanlarla bizim aramızda hiçbir fark yok. İyi ve erdemli bir kadın olduğu sürece içlerinden biri kraliçem olabilir. Velhasıl prensim, komşu krallıklardaki bütün prensesler davetli. Daha da önemlisi, Çinla prensesi de orada olacak majesteleri. Bütün o soyluları köylülerle aynı düzeyde göremeyiz. Bu onlara hakaret olur. Lütfen bunu dikkatlice düşünün prensim.
Anne, şenliklere gitmek için hazırım. Anne, şenlik kıyafetini giymiş. Hiç fena değil. Peki ev işlerinin hepsini bitirdin mi? Evet, hepsi bitti. Süpürme, odun kesme, bitti. Yemek yapma, hayvanları besleme, bitti. Su getirme, evet, yaprak bitti. Toplama. Hepsi yapıldı. Demek yapıldı ha? Anne! Bana onun da gideceğini söyleme sakın, tamam mı? Yeter. Bana bir sepet siyah fasulye, bir sepet de beyaz fasulye getir. Hemen. Ama... Neden anne? Gitmesine izin verme anne. Şenliklere gidersin. Kendimi asarım, kendimi öldürürüm. Duydun tamam, mu anne, tamam, duydun mu? Tamam, benim küçük güzel kızım, tamam. Döndüğümde beyaz fasulyeleri siyahlardan ayrılmış görmezsem işim biter, tamam mı? Beyaz fasulyeleri siyahlardan ayıramazsan işin biter, anladın mı? Topladığımız 27. ruh. 60 gün içinde Tianken, Zappu ve Laho takım yıldızları hizaya girecek. O zamana kadar Giyak Lamuskasa'nın güçlerini ele geçirmek için 49 ruha daha ihtiyacım var. Ama bu hızla yetişemeyiz. Hizmetkarlarınız ellerinden geldiğince hızlı çalışıyorlar. Ama doğru doğum günü, ay ve yıla sahip ruhları bulmak çok zor. Hizmetkarlarınız bu kadarını bulmak için bile gece gündüz çalıştılar efendim. Fakat bu hizalanma sadece 1000 yılda bir gerçekleşir. Eğer bu fırsatı kaçırırsam insan olma şansım da bununla birlikte sona erer. Lütfen öfkelenmeyin lordum. Hizmetkarınız ihtiyacınız olan ruhları bulacaktır. Vergi kervanını ele geçirmekle iyi iş çıkardın. Şimdi söyle bana, kraliçe seçimi işin nasıl gidiyor? Her şey hazır lordum. Sadece bizim seçtiklerimiz yarınki şenliklerde prense yaklaşabilirler. Kader gerçekten sana küsmüş.
Söylemiştim değil mi? Bak kötü talihi yüzünden kimseyle tanışamam. Peri baba. Hey 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 hey. Yine ağlayacağını biliyordum. Tamam 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 tamam. Gözyaşlarını kuruttum. Bir saniye sessiz ol da bu işi nasıl çözeceğimi bir düşüneyim. Her sorunun bir çözümü vardır. Her çözüm de düşünmeyi gerektirir. İyi de senin sorunun neydi? Tamam anlatma. Her şeyi biliyorum. Ben Peri babayım. Nasıl bilmem ki? Zaten sen anlatırken hıçkırıklara boğulup duruyorsun. Ama biliyor musun cennette şu iki zalim cadıyı ne yapacaklarını öğrensen dudakların uçuklar. Yerinde duramayan tavşan gibiler. Ama elden ne gelir? Fasulyeleri ne yapacaksın? Onları önümüzdeki yıla kadar toplasan bitiremezsin. Şenlikler çoktan başladı bile. Kes şu ağlamayı artık. Biraz sakinleş. Sana yardım etmenin bir yolunu bulacağım. Ama itiraf edeyim. Aklıma bir şey geldi. Peri baba. Yapsak acaba? Aa, buldum. Aklımı seveyim dinle. Geçen gün sana içindeki kılçıklarla gömmeni söylediğim 4 kavanozu hatırlıyor musun? Git onları bana getir. Evet ama. Ama uyuşuksun. Kendiklere gitmek istemiyor musun? İstiyorum. Dikkat! Oh! Vakit geldi. Komşu krallıkların düşesleri, kontesleri, prensesleri ve siz değerli leydiler. Prensle tanışma vakti. Şimdi sizlere Pu Lang Sa'nın uzak diyarlarından gelen bir prensesi takdim etmek istiyorum. Karşınızda Mademoiselle Mary Hawks Mariano de la Pont. Kral Nicola de la Pont'un 87. prensesi. Şarkı söylemek gibi çok özel bir yeteneğe sahip kendisi. Ne düşünüyorsunuz majesteleri? Ne yapmamızı istersiniz? Çekilebilirsiniz. Sıradaki genç lady'miz, savunma bakanımızın en büyük kızı, Wu Tianyu. Kendi şiir okumayı, ezberlemeyi ve yazmayı seviyor. Merak uyandırıcı değil mi? O da mı olmadı prensin? Olmadı mı yani? Çekilebilirsiniz. Bu çok güzel. Teşekkür ederim. Bir at bu. Sen beni dinle. Acele et ve aradığın mutluluğu bulmak için hemen yola koy. Ama sakın unutma. En büyük mutluluğu arayış en büyük sınavdır. Sizlere sıradaki konuğumuzu takdim etmek benim için bir onurdur. Prenses Sakura Osaka Bururu, Pu Tang Prensesi. Prensim, birini seçebildiniz mi? Prensim, artık bir seçim yapmaya ne dersiniz? Biliyorsunuz her zaman o şiir yazan kızı seçebilirsiniz. Buna özgürsünüz.
dansı, aslan dansı, ok dansı, aslında tek bacaklı dans ve özellikle de göbek dansı. Yumuşak çok meşhur. Buna değer efendim, gerçekten. Yeter. Hı? Sessiz olun. Bu bir şaka mı? Şaka değil. Eğer birini seçmek zorsa belki de ikisini birden seçebilirsiniz. Ve şimdi de... Majesteleri, prensim... Karşınızda Çin La Prensesi. Nereye gitti öyle? Ne oldu orada? Gerçekten inanılmaz. İnanamıyorum. Prensim! Majesteleri! Prensim! 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 Majesteleri! Majesteleri! Prensim! Majesteleri! Prensim! Çekil önümden! Lütfen biraz sakin olun. Sakin mi olayım? Bütün bunlar önceden planlanmış bir şaka gibi. Kendi işimi bile seçemiyorum. Bu nasıl bir özgürlük? Söyler misin bana? Sorun nedir anlamıyorum. Sadece birini seçin gitsin. Sonra da istediğiniz her kadınla evlenebilirsiniz efendim. Anlamıyor musun? Benim için karar verilmiş bir evlilikle yaşayamam ben. Şu anda ne istediğinizin bir önemi yok efendim. Önemli olan ulusumuzun güvenliği. Çin La elçisine ve prensesine karşı çıktığınızın farkında mısınız? Çok doğru majesteleri. Hemen geri dönmelisiniz. De! Majesteleri! De! Majesteleri! Hadi! Luke! Efendim? Gidip şu parlayan şey nedir öğren hemen. Derhal. Majesteleri, burada çok güzel bir ayakkabı buldum efendim. Buyurun. Kendi başıma veremiyorsam, o halde kader karar versin. Dikkat! Hop! Prensimizin emirlerine göre bu güzel ayakkabı kimin ayağına olursa kraliçesi o olacaktır. Ben de istiyorum. Hayır, benim olmalı. Evet, evet lütfen. Ben de istiyorum. Lütfen. Lütfen, lütfen hepiniz sıraya girin. Sıra olun, hadi sıra olun. Başlayın. Sıraya girin artık. Teşekkür ederim. Uymadı. Çekilebilirsiniz. Yeter yeter, yırtacaksın. Yeter dedim, uymadı işte. Uymadı, çekil. Of, ucuz yırttık. Sıradaki. Oo, ne de güzelmişsin. Oldu. Oldu anne. Oldu. Oldu işte. Oldu. Kızım kraliçe olacak. Gördünüz değil mi? Benim kızım. Sessiz olun. Kızınız kraliçe falan olmayacak. Ama oldu işte. Bir parmak boşluk kaldı. Kesinlikle uymadı. Hiç de büyük değil. Kim kızımınki kadar güzel ayaklara sahip ki? Nilüfer çiçeği kadar güzel. O ayakkabının uyduğu gün kadar açık. Kızım, geleceğin kraliçesi. Saçmalığın dika alası. Prensimiz kesinlikle tam olarak uyuyacak dedi. Bir santim bile boşluk kalmamalı. Ama tam olarak sığacak. Sıradaki gelsin lütfen. Bu sefer olacak. Bekliyorum. Evet, sığmadı. Sen neden sırada değilsin söylesene. Bu kız bana çok tanıdık geldi. Özür dilerim ama bu benim ayakkabım. Çok merak ettim. Öyle mi? Kanıtın var mı?
Çok gerçekten güzel. Ha, oldu. Majesteleri. Evet. Sensin. Majesteleri. Anne, bu Tem. Ha? Baksana, bu Tem. Bu Tem işte. Tem mi dedin? Bu imkansız. Ha? Çok güzelsin. Seni sonsuza dek izleyebilirim. Ama yaşlandığımda çirkinleşeceğim. Majesteleri bana o zaman da bakmak isteyecek mi? Sana hayatım boyunca bakacağım. Güzel ya da çirkin olduğun için değil. Seni seviyor olduğum için. Majesteleri... Tem, kadere inanır mısın? Ya siz inanıyor musunuz? Evet, inanıyorum. O gün karşılaştığımızda, ayakkabını bulduğumda, Tanrı bunları bizi bir araya getirmek için yaptı. Ben bugünkü mutluluğumuzun, geçmişteki arayışımızın ve çabalarımızın bir sonucu olduğuna inanıyorum. Bu önceden doğru olabilirdi. Neden önceden doğru olabilirdi? Çünkü hayatının geri kalanında sana sadece mutluluk vereceğim. Arayış ve çabaların sona erdi artık. Benimle oyun mu oynuyorsun? Prensim, bana en büyük mutluluğu veren şey sizinle birlikte olmak. Majesteleri, sınırdan haberler var. Çinliler sınırdaki bazı köylerimize saldırdı. Birliklerimiz takviye gelene kadar onlara direniyor. Sınıra daha fazla asker göndermemizi talep ediyorum. Majesteleri, General Tang ve birliklere eşlik etmeme izin verin lütfen. Savaşa katılmayı talep ediyorum. Ben de majesteleri. Pekala, Çinla gerçek yüzünü gösterdi. Zaten her daim kötü niyetliydiler. Ama onlara bu kadar kolay teslim olmayacağımızı göstereceğiz.
Majesteleri, saray karşılık vermemeli. Karşılık vermemeliyiz. Majesteleri, saldırmalarının ülkemizi fethetmekten başka bir sebebi olamaz. Onlara bu toprakların sahiplerinin biz olduğumuzu göstermeliyiz. Majesteleri, zaten bir tane vergi kervanımızı kaybettiğimizi unuttunuz mu? Şenlikler sırasında Çinli elçisini ve prensesini küçük düşürdüğümüzü unuttunuz mu? Açıkçası hatalı olan bizdik. Bu sorunu çözmek ve kanlı bir savaşa engel olmak için onlara neden barış teklifi etmiyoruz? Nasıl bir teklif öneriyorsun peki? Onlara bir elçi ve vergi göndereceğiz. Vergi mi? Düşman birlikleri çoktan sınırı geçtiler bile. Daha fazla vergi ödemenin bize ne faydası olacak? Ama... Yeter! Bir elçi gönderilecek. Ve Çinla'dan bu saldırgan eylemlerine bir an önce son verilmesi talep edilecek. Eğer son vermezlerse kozlarımızı savaş alanında paylaşmakta tereddüt etmeyeceğim. General Tang, derhal 100.000 askeri emirlerimi beklemek üzere sınıra gönderin. Emredersiniz. Bunu krala bildireceğim. Kim kralı rahatsız etmeye cüret ederse cezalandırılacaktır. Artık burada emirleri ben veriyorum. Ve benim emirlerim kesindir. Gidebilirsiniz. Majesteleri, vakit geç oldu. Burada baş başayız. Resmi olmana gerek yok. Sana vermek istediğim bir hediyem var. Buna kış çok güzel. Bu ne tür bir kuş söyler misin? Altın bir sarı asma kuşu. Sarı asma mı? Hı hı. Derler ki sarı asmalar çok sadık kuşlarmış. Dişisi öldüğünde erkek hiçbir zaman başka bir eş almazmış. Bu çok değerli. Kuşların bu özelliklerine hayranım. Prensim, artık yanında olamazsam seni sevecek ve seninle ilgilenecek birini bulmanı istiyorum, tamam mı? Asla böyle şeyler düşünme. Ben sadece... Başka bir şey söyleme. Ne olursa olsun beni... asla terk etmemelisin. Bana söz ver. Söz veriyorum. Sizden istediklerini yerine getirirseniz çok daha fazlası sizin olur. Onur, zenginlik, şan, güç hepsi sizin olur. Bizden ne yapmamızı istiyor? Bu sizin için pek de zor olmasa gerek. Majesteleri bu evden ayrıldığından beri buralar çok hüzünlü. Varlığınızla bizi cömertçe onurlandırıp küçük evimizi aydınlattınız. Anne lütfen böyle konuşma. Ben hala aynı temim. Buna cüret edemem ki. Artık geleceğin kraliçesi sizsiniz. Aynı tem olamazsınız.
Ah kocacığım. Ölüm yıl dönümünü kraliçemizle kutlamak bizim için bir ödüldür. Gerçekten. Sadece tek bir şey eksik. Aa, Tim'in hazırladığı yaprakları kastediyorsun, öyle değil mi anne? Hazırladığı yapraklar her zaman en güzel olmuştur. Bu çok doğru. Baban hayatta olsaydı bu çok hoşuna giderdi. Gidip biraz yaprak toplayayım, böylece yine yapabilirsin. Anne, senin sağlığın pek iyi sayılmaz. İzin ver de ben toplayayım. Hayır, ben toplayacağım. Ben toplarım anne. Durun. Kem, sen asla ağaca tırmanmakta iyi olamadın. Bense alışkınım, ben giderim, merak etme. Çok doğru. Ağaçlara en iyi sen tırmanıyorsun. Burada bunu senden iyi yapan yok değil mi anne? Lütfen dikkatli ol. Dikkatli ol kardeşim. Kıyafetlerim nerede? Odanda. Git ve üstünü değiştir. Bir cinayet daha. Bu çok tuhaf. Sadece tuhaf değil. Tuhaflığın dik alası efendim. Baş müfettiş ne diye ilgilenmesi için bu meseleyi majestesine gönderdi ki? Çünkü o da biliyor ki böylece kendi sorumluluğunu başka birinin omuzlarına yüklemek zorunda kalacak. Bu çok anlamsız. Müfettişin bu davayı bana getirmesinin sebebi bunun 40. olay olması. İşin daha da ilginci, cesetlerin sanki yıllar önce ölmüş gibi çürümüş görünmeleri. Bu tuhaf değil majesteleri. Rahatsız edici. Luke. Evet. Trumbeng'i çağır. Bu meselenin büyümesine izin veremeyiz. Tamam. Hemen efendim. Her zaman hep Trumbeng. Peki ya ben? Bunu yapmalıyım. Bunu kim için yapmalıyım? Anne! Anne ne yapıyorsun? Senin için karıncaları temizliyordum. Anne! Anne ne yapıyorsun? Anne yapma! Anne ne yapıyorsun? Yapma! Anne! Geber! Anne! Majesteleri! Kraliçeye bir şey oldu. Bu köylü ve kızı prensle görüşmek istiyor.
Kalkın. Majesteleri, hepsi benim suçumdu. Geleceğin kraliçesi ağaçtan düşüp öldüğünde merhum babasını onurlandırmak için ağaçtan yaprak topluyordu. Ölmeden önce bir dileği vardı efendim. Son arzusu sevgili kız kardeşi Kim'in sizinle ilgilenmesi için yerini almasıydı. Sadece mutluluk vereceğim. Arayış ve çabaların sona erdi artık. Kaderin bizi bir araya getirdiğine inanıyorum. Prensim, dövüş benimle. Hadi durma. Prensim, bana en büyük mutluluğu veren şey sizinle birlikte olmak. Majesteleri, nasılsınız? Güçsüz hissediyorum. Sevdiğimi bile koruyamadım tren. Majesteleri. Majesteleri, majesteleri. Ne oldu? Sınırdan acil bir haber geldi. Hemen söyle. Çinle'ye gönderdiğimiz elçi öldürülmüş. Bu ne küstahlık? Bu kadarı da fazla. Size karşı geliyorlar efendim. Evet. Bu durumda onlara bir ders vermeliyiz. Doğruları söylüyorsunuz. Ekselansları. Başbakan. Prensim. Görmezden geleceğimiz bazı şeyler var. Ama sahip olduğumuz toprakların istilasını görmezden gelemeyiz. Düşmanı sınırın gerisine sürmek için bütün ordumuzu göndermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Doğrudan saldırırsak kayıplarımız büyük ve yenilgi de kaçınılmaz olur. Düşmanı Machao Vadisi'ne çekmek için ordunun birini bizzat ben yöneteceğim. Diğer iki orduya ise Nigosai ve Nguyen Truong liderlik edecek. Düşmanı kapana kıstırıp yok etmek için kıskaç düzeni uygulayacaklar. Machao Vadisi çok engebeli bir arazidir. Düşmanı vadinin derinliklerine çekmek kolay olmayacaktır. Dikkatli olmazsak orası kendi ölüm tuzağımız haline gelir. Bu ulusumuzun güvenliğini ilgilendiren önemli bir mesele. Bir çocuk oyunu değil. Son stratejimizi gözden geçirmek için baronları ve mandarinleri toplayacağım. Hayır. Bu benim son kararımdır. Trembank. Emredin prens. Hemen orduyu topla. Eğitimlerini bizzat ben denetleyeceğim. Emredersiniz.
Üç gün içinde planına göre saldıracağız. Şimdiye kadar başardığın her şeye ek olarak kralımız Maohai Denizi'nin iki büyük limanını istiyor. Hemfikir misin? Elbette. Kralına söyle tahta oturduğunda antlaşmamızın şartlarını yerine getireceğim. Merak etmesin. Elbette getireceksin. Elbette getireceksin. Küstah budala, kral öldüğü zaman taht sizin olacak lordum. Bir savaş başlatmak için neden Çinla'ya ihtiyacımız olsun ki? Büyük resmi göremiyorsun. Eğer kralı şimdi öldürür ve tahtını alırsan bu sadece vatana ihanet olur. Ama kral ölür, prens de savaşta ölürse ve de düşmanları geri püskürtürsem işte o zaman tahtta söz hakkım olur. Çok bilgisiniz efendim. Majesteleri. Sizin için yaptığım dansı beğendiniz mi? Bu geldiğim Koten köyünün geleneksel dansıdır. Majesteleri. Beni dinlemiyorsunuz bile. Bir aydır buradayım ve hala dikkatinizi bana vermiyorsunuz. Bu kocaman sarayda kaybolmuş gibi hissediyorum. Majesteleri, ben sadece temin yerine sizinle ilgilenmek istiyorum. İnanın hepsi bu. Prensim. Hizmetkar kız. Majesteleri, neden benimle içmiyorsunuz? İşte hadi için. Bir sarı asma. Bu sen misin? Majesteleri. Altın sarı asma. Eğer sen benim eşimsen,
Gelip elime kon. O sadece küçük bir kuş. Dikkatinizi vermeye bile değmez. Şimdi alın ve benimle için. Hadi. Bu ne cüret? Prensi zehirlemeye mi kalktın sen? Lütfen hayatımı bağışlayın. Muhafızlar, götürün onu hemen. Sadece 9 ruha daha ihtiyacım var. Sonra muska hazır olacak. Lütfen hayatımı bağışlayın efendim. Söyle bana. Hayatını bağışlarsan bunun bana ne faydası olacak? Lütfen bana bir şans daha verin. Onu öldüreceğim. Prensi öldüreceğim efendim. Kes sesini! Lütfen. Lütfen efendim hayatımı bağışlayın. Söyleyin. Ne isterseniz yaparım. Ne isterseniz yapacağım. Söyleyin yeter. Efendim, lütfen beni öldürmeyin. Hayatımı bağışlayın. Yemin ederim bu kez başaracağım. Prensi öldüreceğim. Ben onu öldüreceğim. Hayır. Efendim. Senin yeni bir görevin olacak. Majesteleri, size zehirli içki servis eden iki hizmetkar kız hapishanede idam edildi. Düşmanın işime ihanet mi? Luke? Evet. Bunun arkasında kimin olduğunu bulmamız lazım. Tamam. Majesteleri, her şey emrettiğiniz gibi hazır efendim. Bu gece keşif garnizonunu komuta etmek için yola çıkacağım. İki gün sonra Bakşu sınırında size katılacağım. Bekle. Stratejimizi değiştirmek istiyorum. Trunk ve Sayın'ın iki ordusu Nugul'in eteklerine mevzilenecek. Düşmanı Maçağa Vadisi'ne çekene kadar bekleyecek ve sonra da doğrudan bu konuma saldıracaklar. Buraya. Bunu derhal generallere bildireceğim. Trembank. Nguyen Luc, en güvendiğim iki danışmanımsınız. Eğer sen olmasaydın bu pisliğe asla bulaşmazdım. Geber. Geber. Yerlerinize. Hazır. Ateş. Hazır. Ateş. Yerlerinize. Hazır.
Ateş! Prensi koruyun! Yakalayın onu! Geri çekilin! Çok tuhaf. O dal parçası, ok tam sizi vuracakken düştü. Anlaması zor. Prensim, siz ne düşünüyorsunuz? Evet, bu çok tuhaf. Aynen. Anlaşılan bilmediğimiz bir şey beni korumaya çalışıyor. Bilmediğimiz bir şey mi? Belki de bir hayalettir. Hayır, mümkün değil. Hey, Tanç Bey'en sizi korumak için bu kadar hevesli olmasaydı o oku atan haini sorgulayabilirdim. Evet, her zaman acele etmemek çok iyidir. Beni mi koruyordu yoksa kendini mi? Prensim, ne demek istiyorsunuz? Luke. Evet. Sana bir görev vereceğim. Ama burada kalman gerek. Ne pahasına olursa olsun bunu koruman gerekiyor. Anladın mı? Baba. Yarın savaşa gideceğim. Çinlalı saldırganlar çok güçlü. Baba, birçok kişi planıma inanmıyor. Kendine inanman gerekiyor oğlum. Bundan sonra yolculuğuna bensiz devam etmen gerekiyor. Sayın orduları Nigol'in tepelerinde katledildiler efendim. Düşman ne yapacağımızı nasıl öğrendi? Prensim, maalesef fazla vaktimiz yok. Şimdi beni izleyin. Güvenli bir yer biliyorum. Ya!
Askerlerim nerede? Onları boşuna bekleme. Hepsi öldüler. Demek sendin. Sana güvenmiştim. Sonu kendin seçtin. Bu dünyayı huzur içinde terk edemeyeceksin. Tıpkı kral gibi. Baba. Efendimin emriyle yapıyorum. Artık ölmelisin, ölmelisin! Ama bu koku, bu meyve, hadi düşsene, seni sadece koklayacağım, yemeyeceğim.
Sen kimsin? Neredeyim ben? Evimdesin. Ne sandın ki? Eğer seni buraya getirmemiş olsaydım kurtlar şimdiye kadar parçalardı. Beni parçalamalarına neden izin vermedin? Artık yaşamak istemiyorum. Tam. Tam. Tam sen misin? Uyandın mı? Hadi şu ilacı iç bakalım hadi. Yaşamak istemiyorum. Benimle vakit kaybetme. Sen neden bahsediyorsun böyle? İyi. Git öl ve kötü talihini de yanında götür. Seni buraya taşımanın ne zor olduğunu biliyor musun? Gençler bugünlerde biraz zora geldi mi, hemen yaşama isteğinden vazgeçiyorlar. Madem uyanıksın, şu ilacı da içebilirsin herhalde, değil mi? Burada önemli olan kim olduğun ya da geçmişte ne yaptığın değildir. Hataları düzeltmek için bundan sonra ne yapacağındır. Annen bizi terk etmeden önce bana sevgiyle, cesaretle ve sadakatle dolu, paha biçilmez bir armağan verdi. Evrenin daima dengeyi sağladığını söylerdi. Ve bir gün bu hediye beni koruyacak ve ulusumuzu tehlikeden kurtaracaktı. Bu hediye sendin. Tanrı sana görevini yerine getirme fırsatı sundu. Umarım bu fırsatı layığıyla yerine getirirsin. Neden anlamıyorsun? Sen ölemezsin. Prensim, bana en büyük mutluluğu veren şey sizinle birlikte olmak. Kendine inanman gerekiyor oğlum. Gururum yüzünden binlerce adamın ölmesine izin verdi. Ha 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 ha!
Bununla birlikte 49 ruha sahip olduk. Artık sadece yıldızların hizalanmasını bekleyeceğiz. Muska'yı gücüyle birlikte yuttuğunda bu dış deli sonsuza dek benim gerçek bedenim olacak. Uzun zamandır hayal ettiğim her şey gerçeğe dönüşecek. Sizi kutlarım lordum. Taç giyme töreni emrettiğiniz gibi hazırlanıyor. Sonunda benim zamanım geldi. Artık sadece prensle ilgilenmem gerekiyor. Böylece planım tamamlanmış olacak. Lordum, peki ya Trambank? Ne olmuş ona? Düşmanınızın size bu kadar yakın olması, üstelik kralın ailesini öldürme emrini vermesine sizin sebep olduğunuzu öğrenirse ne olacak? O sendin. O sendin. Ailemi sen öldürdün. O sendin. Bana kötü şeyler yaptırdın. Bana prensi öldürttün. Bunu sen yaptırdın. Tam. Sen misin? Yoksa rüya mı görüyorum? Seni asla terk etmedim. Gerçekten mi? Daima yanımda mıydın? Altın sarı asma. O ağaç. Hep yanımda olduğunu hissettim. Seni öyle özledim ki, seni düşünmediğim bir an bile olmadı. Tem, lütfen beni bir daha terk etmeyeceğine söz ver. Biraz su istiyorum. Majesteleri? Luke? Luke? Hı? Gerçekten sen misin? Hayalet. Size yemin ediyorum. Başbakanı adalete teslim edeceğim ve Çin'le ordusunu topraklarımızdan atacağım. Halkımıza mutluluk getireceğim.
İmparatorluk mührü. Luke? Evet? Bu mührü al ve General Ludo'ya ve bütün diğer generallere götür. Ordumuzun kalanını başkentin hemen dışında bir araya getirip saldırıya hazırlanın. Tao Haç'le ölümüne bir savaşa gireceğim. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Luke. Evet. Teşekkür ederim. Başka kimin karşı gelmeye cesareti var? Benim var.
Başbakanın peşinden gidin. Beni öldürürsen hayalet olur peşine düşerim. Prensim. Prensim hayattasın. Hayattasın. Hain pislik. Bugün öleceğin gündür. Demek yaşıyorsun ha? Mükemmel zamanlama. Yardım edin. Kamu. Yardım edin. Çocuklar kaçın. 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 Kaç sana ne yapıyorsun kaç. Bu imkansız. Nasıl hala hayatta olabilirsin? Neden sürekli hayatıma karışıyorsun? Neden? Geber! 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 Onu hücreye atın. Bırak! Bırak beni! Zambank! Başbakan... Kendi halkına sırt çevirdi. Beni affet. Lütfen. Lütfen affet. Zambank. Zambank. Ve bu düşündüğün kadar kolay olmayacak. Çık ortaya! Thank you.
bunu yutmasına sakın izin verme. Eğer kaderim buysa o halde yüzleşmeme izin ver. Hayır, bu seni bir canavara dönüştürecek. Prensin, Muska seni bir canavara dönüştürüyor. Prensin! Fazla yaklaşma. Artık bir canavara dönüştüm. Git buradan. Hayır. Seni bir daha asla terk etmeyeceğime söz verdim. Prensim. Teşekkür ederim. Kaç aya taşımış olursan ol, daima yanımda oldun. Ama ben... Prensim. Ben daima seni sevdim. Seni sevdim. Prensim. Prensim. Prensim, hayır. Hayır, hayır. Thank you.
Neden? Sevdiğim adamı korumak için. Elimden gelen her şeyi yaptım. Neden? Neden bu yolculuğun sonunda onunla birlikte olamıyorum? Neden bana bu şekilde davranıyorsun? Lütfen ona kavuşmama izin ver. Cennetin kuralları buna izin vermiyor. Her türlü fedakarlığı yaparım. Bir daha asla yeniden doğamayacaksın. Sonraki hayatlarını da feda etmeye hazır mısın? Ben bu fedakarlığın buna değeceğine inanıyorum. Lütfen Peri Baba, sana yalvarıyorum. Mucizelere inanmıyorum. Mucizelere inanmıyorum. Teşekkür ederim. Daima yanımda olduğun için. Benim için en büyük mutluluk senin yanında olmaktır. Tanrı'nın isteğiyle İmparatorun oğlu, bilge ve erdemli Hilong, Çinlalı saldırganları topraklarımızdan attı. Hal tarafından kabul gördü. Mandarinler ve baronlar tarafından desteklendi. Ve şimdi imparatorluk tahtına Tanrı'nın ve halkının iradesiyle oturuyor. Kralımız çok yaşa! Kralımız çok yaşa! Sevginin, fedakarlığın ve cesaretin ışığıyla Prens Hiulong ve Prenses Tem açgözlülüğü ve kötülüğün karanlığını yendiler ve yolculukların sonunda bir mucizeyle karşılaştılar. Bu topraklarda sonsuza kadar süre gelecek barış ve mutluluk. Lütfen ye anne. Thank you.
Hiền ôm lấy cây.